Ayın şavkı vurur sazım üstüne Leylim ley Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Leylim ley Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Değilim ey. ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Değilim de, değilim ederim. Ben teşekkür ederim ustan. Şimdi <laughs> belgeselcilik de var. Serde. Evet. Bu biraz da hem sinemaya bulaşmışlığınız anlamına geliyor, hem de toplumun nabzını, geçmişini tutmakla alakalı bir şey. Ee, i̇lk önce şu 68 kuşağı belgeselinden söz eder misiniz bize lütfen? Evet ustacığım. Ee, o kadar çok insana değiyorsunuz ya da hayatın o kadar çok yerine değince oradan bir sürü hikaye çıkıyor. Aslında bu topraklar e, haddinden fazla sözlü anlatı, hikaye, öykü, değil mi? Anı, anekdot barındırıyor. Yani ben de çok meraklı bir adamım gerçekten. Yani e, bu merakın kendisiyle baş etmek çok mümkün değil. Bir kez öğrenmeye başladınız mı, mutlaka başka bir tepeye çıkıp öteki tepelerin olduğunu görmek insanı yeniden başka türlü bir merak duygusuyla cezbeder ki, cezmeder ki diyeyim daha doğrusu ben. E bu, bu da başka bir yönelsemeye yol açar. E, belgeselcilik anı toplamakla ilgili bir şey. Benim için çünkü çok seviyorum. Lakapları, onların hikayeleri, arka taraflarında ürettikleri öyküleri, masalları dinlemek hakikaten çok hoşuma gidiyor. E, sanatın kendisi bir parça hoşa gidicilikle ilgili bir şey değil midir? Ruhunuzu besliyor olmasıyla sadece aklınızı ve duygularınızı değil. O nedenle bir dönem bir kuşağın yaşadığı ne varsa e, hepsini merak ettiğim gibi o dönemde 68 kuşağının 68 kuşağı diye daha doğrusu adlandırılan dünyadaki o kuşağın Türkiye'de nasıl yaşadığını, hangi anları ve nasıl bir öykü biriktirdiğini merak ettiğim bir dönemde o. Bütün muhataplarını bularak bir de bırakmadan ve bıkmadan yaparım bunu. Şimdiden sizi de uyarayım Öyle hazır bulmuşken. <laughs> Onlarla buluşup onların röportajlarıyla da süslenmiş bir Türkiye'nin 68'inin metnini yazdım. Sorulacak sorular, nelerse onlar, kimlerle konuşulacaklar, kim, bu işin muhatapları kimlerse, bugün ne iş yapıyorlarsa. O gün Ottun'un merdivenlerinde kombinin arabasını yakan çocuklar hangileri ise onları da bularak oradan bugün belediye bir belediye başkanına, varana kadar o dönemde öğrenciymiş ve bu olayların içerisindeymiş. O dönemde dolma bahçede Amerikan deniz piyadelerini denize atan çocuklar kimlerse bugün ne iş yapıyorlarsa onların hepsini teker teker bularak ve anlattırarak e, seslendirmesini de e, e, rahmetli Tuncel Kurtize yaptırdık. E, müthişti yani onun sesinden etkilenmemek zaten mü mümkün değil. Usta bize büyük destek verdi bu konuda. Ee, çok güzel bir şiirle de taçlandırarak bunu Suna Yakın'ın Temiz Kalan Tek Yerdir Devrim. Bütün gemiler hurdaya çıksa da özgürlük bayrağını taşır dünya sularında. Kim bilir kaç Yunus görmüş, kaç deniz gezmiş diye bir şiiriyle de taçlandırdığımız bir belgeseldi bu. Habertürk kanalıydı. 2010 yılıydı. Bunları yayınladık orada 3 bölüm sağ olsunlar güzel bir belgesel bölümü vardı. iyi bir yönetici arkadaşımız vardı burada o dönemde orada Cengiz Özkara Bekir söylemekte e, lazım. Kendisinin emeği çok bu işte. Yine aynı yerde biz 12 Eylül'de darbe 12 Eylül darbe adlı evet. belgeseli de yaptım. Ona da çok uğraştım. Onunla ilgili metinler, röportajlar onlarla ilgili yine derin çalışma yaptım bir dönem ne çekmiş bir kuşak, ne yaşamış bu ülke, hangi siyasi dönemlerden geçmiş bunları araştırdım ve fotoğraflar, anılar, belgeler, videolar. Kaçar dakikalık be belgeseller bunlar? Efendim bunların her biri yarımşar saatlik üç bölüm halinde, üçer bölüm halinde belgesellerdi. Şimdi meraklı bir izleyicimiz bunu arasa bunları izlemek isterse nereden YouTube'da var. YouTube'da var. Çok o dönemde çok yayılmadı, çok şey yapılmadı ama e, üzen bir şey daha var beni. Yine popüler biri yapmamışsa bu belgeselleri kimse izlemiyor. Yani en yakınım çevremdekilere bile sorduğumda izlemediklerini söylediler. YouTube'da var. Tanıtımlar var, fragmanları var. Tümüyle belgeselin kendisi konulmadı oralara ama çünkü bunlar sonuç itibariyle bir televizyona ait belgeseller. Onu kendi malımızmış gibi değerlendiremiyoruz dışarıda. Anladım. Yoksa ben isterdim bu halkla buluşsun. Bir dönem bir halk belleğinde neler biriktirmiş, ne yapmış, nasıl yaşamış öğrensinler isterdim. yani, yani Tamamını o kanala verdiğiniz ancak, için. Tabii, ancak. Çünkü o. o da finansman sağladı size herhalde. Tabii, o bir iç yapımdı. Bana dışarıdan ısmarlanmış bir şeydi. Evet. Ben hep öyle çalışıyordum zaten. Ya, keşke insanlar bunu izleseler. Peki bir takım ee, sinema yarışmalarına falan soktunuz mu bunu? Yok hayır. Ama şimdi böyle bir şey var. Böyle bir olanak var. İşte yani bir festival. Mesela İzmir'de kısa film festivalleri var. Evet. Ee, orada belgesel dalı da var. İşte biz yapmış olsaydık dediğim gibi televizyonda ya kullanım ha. şeyleri. Olduğu gibi onlara ait bir şey çünkü. Onların malzemeleri, onların finansörlüğü onunla çekilmiş bir şey. İç yapım olduğu için onlardan onları dışarıda kullanmak üzere almamız çok mümkün olmuyor. Anladım. Yani fikir eserdir yani korumak abi. Her her şeye keşke bunu yapsalar. Keşke, keşke. Çünkü evet. bizim fikir eserlerimiz gümbürtüye gidiyor. Havada mesela. uçuşuyor değil mi? Tabii canım bizim mesela şeyimiz yok. Bir odamız yok mesela oyuncular odası evet. yok. Hamamcılar odası var. Kapıcılar odası var. Evet. Leblebiciler odası var. Evet. Ama bizim odamız yok, oyuncular odası evet. yok. Terleyeceğim, Sinem terleyeceğimiz bir yer üretselerdi bizim içinde, evet. hamam gibi bir şey. Evet. Belki hani şeye sayılırdık. Evet Çasotun ve diğer değişik kitle örgütlerinin de bugün çok işlevi yok artık. E, yok mi? tabii yani. çünkü evet. e, büyük kanallar, büyük e, şirketler bu işte karşınızda muhatap. Evet. Mesela TRT, TRT hiçbir zaman. E, bizim hakkımızı koruyacak bir yaklaşımda bulunmuyor. Bizim elektrik paralarımızla çalışıyor ama bizim e, hakkımızı korumuyor. Ben TRT'ye yaptığım bir sürü iş var. Hiç onlardan bir şey doğru. Görmedim. TRT'den elektrik alamıyoruz. Doğru. Evet, elektrik <laughs> alamıyoruz doğru. <laughs> elektrik alamıyoruz. Çok yani. güzel. Ve ee, 12, e 12 Beşiktaş belgeselim de var. Ah, i̇şte, şimdi Beşiktaş'ı konuşalım o konuşalım Beşiktaş'ımızı. Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım. Baba takımı olduğu evet. için ee, çok seviyoruz Beşiktaş'ı duruşunu beğeniyoruz ee, terbiyesini beğeniyoruz güzel bir semt takımı olduğu için seviyoruz ben Beşiktaş doğumluyum babam Beşiktaş'ta doğmuş büyümüş ben Beşiktaş'ta doğdum yani takımını da tutmazsak olmaz olmaz tabii e, ...yüzyıllardır ayakta kalmayı becermiş Ender Mahalle takımlarından biridir Beşiktaş bir kere. Bunu teslim ederek başladım ben belgeselimi o dönemde yapmaya. E, o dönemin çarşı grubundan arkadaşlar da çok destek verdiler. Bizi çok tuttukları, sevdikleri için her kapıyı açtılar. bizi orada kimle görüşmemiz, hangi sokağa girmemiz, ne yapmamız gerekiyorsa ön ayak oldular. E, o dönemde Kartal'ın yüzyılı, bir mahallenin yüzyılı diye... E, NTV'de yayınlandı. 2003'te şampiyon, beşiktaş'ı şampiyon oldu sene. Ee, çok güzeldi ben çok çok mutlu oldum o belgeseli yapmaktan. Ben galiba yapmaktan. izledim. onu. Evet yani e, Baba Hakkılar, Şevket Yorulmazlar, Süleyman Sebalar aklınıza kim geliyorsa o dönemde e, Beşiktaş'ın içerisindeki meşhur köfteci de çektim. Ben çekimlerimi orada yaptım. Bilirsiniz orası bir müze gibidir. Evet. Rahmetli Kafa Sebahattin'in takıldığı yerdir. Orası <laughs> Amigo Kafa Sebahattin'in takıldığı yerdir. Ona sormuştum baba sana niye Kafa Sebahattin diyorlar diye. Benim kafa biraz büyük de oğlum o yüzden. <laughs> Halbuki ünlüymüş. Rakip takımdan arbede çıkaran varsa kafayı yerleştirme pozisyonu Baba babada o dönemde <laughs> Onun da ünlüymüş. Tatlı adamlardı, iyi insanlardı, güzel Güzel hoş insan. abilerdi. Güzel abilerdi, şık abilerdi bir kere. Eee Yusuf rahmetli Yusuf Arap Yusuf'tan onun ailesine varana kadar herkesi de görüştük. Süleyman Seba'nın evinde çekim yaptım. O 40 metrekarelik dünyayı içinde saklayan Valide Çeşme'deki evin içerisinde ustacığım. Balıkçılar ve diğerleri. Şimdi tabii herkesin bildiği bir şey değil ama bunu burada söylemekte lazım diye düşünüyorum. Ee, National Geographic adlı dergide yayınlanan tek futbol yazısıdır. Bir Mahallenin Yüzyılı. Köy içinde başladı her şey adlı yazım. Ee, National Geographic dergisi geldi. Ee, bütün Beşiktaş Divan Heyetini meşhur köfteci de topladı. Bütün yaşlıları en yaşlılarından en gencine varana kadar ki onların en genci 75 yaşındaydı o dönemde. Onların her biriyle röportajlar yaptılar, fotoğraflar çektiler masanın etrafında. O köfteci köfteci deyip geçmeyelim 100 yıllık tarih duvarlarda fotoğraflarla hala duruyor orada. Onların içerisine geldiler aldılar onu değerlendirdiler. 2003 Haziran'ında köy içinde başladı her şey. Başlığıyla yazım yayınlandı. Acayip mutlu oldum. Bundan. Çok güzel çok güzel. Yani çok mutluluk verici bir şey. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ee, ben takım değil adam tutarım. Evet. Hep Bunu anlatmaya çalıştım yıllarca. E, anlamaya çalışmadı herkes. Bir takımı bana yedirerek en son çalıştığım spor ağırlıklı spor gazetesinde, futbol ağırlıklı spor gazetesinde de Başka başka takımların o yüzden nasıl olsa hangisini yazsan orada yazacak güzel bir adam buluyorsun onu yazıyorsun diye başka başka takımları verirlerdi. Valla Fenerbahçeli değilim ama Aykut'la Oğuz İstanbul Spor'a gittikleri için İstanbul Spor'u izlemiş adamım ben. Baba Akko orada olduğu için Beşiktaş'a aşık bir adamım ben. Ne bileyim Metin Oktay oldu, olduğu için Galatasaray'ı seven bir adamım ben Karınca Ezmesi Şevki orada olduğu için. O nedenle şöyle bir şey eklemeye çalıştım bir parça etkili oldu gibi takım tutmayın adam tutun yarın problem çıkmaz. Evet çok güzel bir düstur, <laughs> çok güzel bir strateji. Keşke biz de bunu yapabilsek. Ee, yani futbol sevgisi bence böyle olmalı. Karşı takımda da olduğu zaman sevdiğiniz futbolcu onu takdir etmelisiniz ve sevmelisiniz. Şimdi Sergen Beşiktaş'tan kalktı Fenerbahçe'ye Galatasaray'a, Trabzon'a gitti. Biz Sergen'i özlemedik mi? Sevmedik mi? Ee, Seyretmeye doyamadık mı? Bak yaramı değiştin ustacığım. Şimdi akı girmek zorundayım devreye. Metin Oktay'ın jübile maçı. 69'da Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Taraftarların isteği üzerine Can 10 dakika Galatasaray formasıyla, Metin Oktay da 10 dakika Fenerbahçe formasıyla oynuyor. Yani istekleri bunlar. Bunlar çok iyi futbolcu oldukları için değil, yarattıkları etki dolayısıyla rakip takım taraftarları tarafından da sevilen oyuncular ve insanlarmış. Ben onların bir tanesini mahallemin en kral abisi, bir tanesini de mahallenin en şık abisi olarak tanımlıyorum. Yani bu tür şeyler çok yok artık. Başka türlü bir düşmanlığa dönüştü. E paranın devreye girdiği bir süreç yaşıyoruz. O nedenle çok da konuşulacak bir şey değil artık. Tamam peki. Bir tane daha parça rica edebilir miyiz? Peki ustam. Ama bu yarım kesilmesin uzun olsun. Olur, Olur mu? Uzun bu, ama biz... içimizi acıtır bu sefer de. Bakalım bu türkü. Biz acıya alışız. Elim sana düşer usta yürek acıya Elim sana düşer usta yürek acıya Hasret hep bana bana mı bana mı Hasret hep bana bana mı bana mı düşer usta Sılane yana düşer usta Gurbet ne yana Sılane yana düşer usta Kurbetine yana Ölüm hep bana bana mı bana mı düşer usta Ölüm hep bana bana mı bana mı düşer usta Çok Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla güzel bir sohbet oldu. Ee, sizi çok iyi tanıdık, sevdik. Başarılar diliyoruz. Bir kabile. Çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Başka söyleyeyim. programlarda da beraber olma, olma. umut değil Nasıl ediyorum. memnun olurum? Nasıl memnun Olalım. olurum? Çok ee, güzel. Olurum. İnşallah ben de sizin bir programınıza. Biz de herhalde Günaydın TV'de yine e, maviler, mavilikler diye yine böyle biraz müzik, biraz şiir, biraz işte sanatın değişik pratiklerinin katılımlı da oldu. Yani öğrenci arkadaşlarımızın, sanatseverlerin, halktan insanların katıldığı böyle bir güzel anlatı programı düşünüyoruz. Günaydın TV'de. Çok sevinirim. Ben de katılırım inşallah size. Çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili izleyiciler, Hakan'ı uğurluyoruz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığı için size de mutlu Uzun, sağlıklı yıllar, günler, haftalar diliyorum. Hoşça kalın.